Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bu cumartesi de Rabbim binlerce hamdü senalar ediyoruz ki bizleri sizlerle buluşturdu. Biliyorsunuz Temmuz ayı içerisindeyiz ve bir 15 Temmuz destanımız var. Biz de istedik ki bu cumartesi bir 15 Temmuz destanı yazan bir şehidimizin ailesiyle sizleri buluşturalım. Ve bu destanı yazmanın seneyi devriyesinde ahde vefa gösterelim. Vefa sadece insanlara gösterilmiyor ve çok önemli bir de erdem. O yüzden biz her zaman söylediğimiz gibi hakkı hakikati söylemeye devam edeceğiz. Yapılan zulmü de unutmayacağız, unutturmayacağız. Yapılan güzelliği de unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz'da bir destan yazıldı. Bu destanı yazan tüm şehitlerimize Rabbim gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına sabrı cemil nasip eylesin. Bugün de onlardan biri Erkan Pala'nın annesiyle beraberiz. Hoş geldiniz Muazzez ablacığım. Sizi üzmek istemiyorum. Hiç o konuları çok deşifre etmeyeceğim ama bir 15 Temmuz yaklaşınca doğal bir insanın içine hüzün çöküyor galiba. Vallahi 15 Temmuz değil de ben 8 senedir aynı yaşıyorum. Öyle mi ablacığım? Hiçbir Allah'ım şey değişmedi benden. Sabır versin inşallah. Çünkü çok değerli bir çocuktu. Unutulacak bir anım onsuz geçmiyor. Eyvallah. Öyle bir çocuktu. Doğduğundan beri Rabbim ona bir nur vermiş sanki. Yüzüne 3 çocuğum vardı. Hepsinden memnunum. Allah razı olsun ama amin. O başka bir türlü bakışı vardı, duruşu vardı. Bir değişik bir sevgisi vardı. Bir değişikti yani. Nasıl anlatamam? Yani benim değil, herkes ona o şekilde severdi yani. İşte o yüzden belki de Rabbim Erkan'ı seçti şehit olmak açısından. Çevreden de yani derlerdi ki Erkan bir tane derlerdi. Böyle çocuklarım hepsi iyidir. Kızım çok iyidir, oğlum çok iyidir, öbür olman ama o böyle çok hizmete veren, çok her yere atılan, herkese şeyine, herkesin hani şeyine göre su veren derler yani. Çevrede, etrafta, küçüklüğünden bile evde bile o sorunu yaşardı. Bazen küçük oğlana bir şey söyledim yap diye. Hani yap, bana abim yapsın derdi yani. O da anne boşa ben yaparım derdi. Her şeyi boyun eğen, her şeyi kabul eden, çok değişik İyilik yapmayı seven biriydi Erkan Bey. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Yani. Annesi Muazzez Pala'yla beraber sevgili dostlar. Hemen duygusal bir atmosfer 15 Temmuz deyince olması çok malum. Ama Muazzez ablamı tanımanızı isterim. Muazzez abla, evet biz sizi çok eskilerden tanışıyoruz ve ondan dolayı da kırmadı bizi. Çünkü şu an 15 Temmuz deyince çekim yapma noktasında kendilerinden talepte bulunduğumuz çoğu şehit yakını şu 15 Temmuz'u bir atlatalım Mina Hanım dediler. Ve çok hak verdim. İsim vermeyeceğim kim olduklarını, onlar biliyorlar. Ve onlara hep dua ediyoruz. Rabbim gidenlerin makamını âli eyledi. Şehit makamındalar. Kalanlara da sağlık, sıhhat, afiyet versin. Çoluğuna, çocuğuna, eşine, anasına, babasına. Muazzez abla sağ olsun. O geçmişe dayanan dostluğumuz da bizi kırmadı. Süreyya Yüksel ablamın Suffa, biliyorsunuz mektebi vardı, öyle diyeyim. Oradan tanışıklığımız var. Ta 40'ını dayanıyor. Metin Yüksel'den benim beraberdi. Kısaca bir sizi tanıyalım abla. Biz oraya kadar gelip sonra Erkan Bey'in yetişme tarzını, kendisini o şehadete götüren yolculuğu konuşalım istiyorum. Ama önce bir Muazzez Pala kimdir? Muazzez Pala... Bir şehit annesi. Şehit annesi ama ben çocuklarım doğduğu gibi hep dua ederdim. Rabbim şehitlik mertebesi ver diye dua ederdim ama... Allahu Ekber. Hani işte anneyim ya, derdim ki benden sonra. Yani ben görmeyeceğim. O düşün. Hani böyle hani insan çocuğunun ölümünü önünden istemez ama. Ama hep derdim Rabbim size şehitlik mertebesi versin. Çocuklarıma dua ederdim. Daha hamileliğimde bile hep onlara dua ederdik. Üstlerini okurdum. Küçüklüğümden beri hani o vakit bizim semtte Kur'an dersi veren hocalar var. Siz neredesiniz abla? İşte diyorum size öyle doğudan gelmişler ama orada kütük kütüğümüz çıkmış Siirt'te. O daha sınırlar çizilmeden o tabii, dönemlerde. Tabii. Orada kütük çıkınca soyadı kanunu bile çıkmadan siz buraya göçmüşsünüz. Orada işte olunca bu sefer kütüğümüz Siirt'e çıkınca tabii Siirt'e çıktı o zaman. Ama tabii sonra aldılar genç babalarımız kütüklerini aldılar, oradan bırakmadılar tabii. İstanbul'a yerleştiler. Çok, çünkü evvelden buraya göç edilmiş İstanbul'a. Çok diyorum, seferberlikte benim babam burada doğmuş. Yani yaşasa şimdi babam benden ne kadar, ben 78 yaşındayım. Maşallah. Aramızda 30 yaş olsa babam bu kadar yaşında burada doğmuş. 110 yaşında tabii, falan. Tabii annem babam. 110 yıl babam burada doğduğuna göre siz 120 yıl falan çok, önce. Çok tabii dedem falan gelmiş tabii daha evvelden. Yani öyle biz eskilerdeyiz ama benim oğlum böyle Siirt eşraflarından diye çıktı. Çünkü öyle mi? Öyle sevindiler yani eski, ailemizde Siirtlik var diye. Dernekler öyle çıkarttılar yani Siirt eşraflarından diye. Halbuki burada doğma büyüme, büyük dedeleri burada, İstanbul'da yani. Babasının babası burada yani.
Ama öyle oldu. Olsun, fark etmez. Ben memleketimde gittim, gördüm. Oğlumu da getirmiştim Siirt'e görsün diye. Öyle mi? Hep çocuklar. Erkan Bey gördü Siirt'i yani. Gösterdim, getirmiştim onu oraya. Onun başka bir mevzu vardı ortada çok, o zaman getirdim onu. Siz İstanbul'a yerleştiniz, eşinizle tanıştınız. İşte ben tanışmak diye tanıştırdılar. Yani evlendim ben. Eskiden öyleydi zaten, öyleydi, değil mi? Öyleydi, biz böyle görücü usulü bile dezen... Çünkü her iki aile de çok eskiden, evet, o sefer döneminde geliyor. Babalar tanışırdı, anneler tanışırdı. Bize de verirlerdi. Biz başka bir şey bilmezdik. 15 yaşında ne bileceğim? 15-16 yaşlarında, evet. Tabii ki ilkokulu bitirdim. Dikiş kursuna gidiyordum. Oradan da gelin çıktım. Aa, o zamanlar dikiş kurslarına evde, giderdi. Evde. Evde hanım, biz öyle yollamazlar. Ben yani de onu diyorum. Ev kurslarının vardı hani, aile. O yüzden becerikli ablam yani. Ev kurslarındaydı. Çocuklarımı da öyle Kur'an'a koydum yani, evde hocalıklar oluyor yani. Zaten Fatih çok mümbit bir, evet, semtimiz. Üç çocuğumu da evdeki yetişen hocalar da hani onlara verdik, yetiştirdiler onları Kur'an. Nasıl bir ortamda yetişti Erkan Pala? Evet, sizin aile kökleri çok sağlam bir zincirlemeyle gelmiş İstanbul'da. Biz böyle Fatih'te kalabalık bir aile, ben 11 kardeşim. Oo, maşallah. Tabii. Eşiniz? Eşim de öyle ama benim eşim 3 yaşındayken babasını kaybetmiş. Gazi'ydi babası zaten. Sarıkamış Gazisi. Sarıkamış Gazisi. Evet, ayakları dolmuş, kesmişler. Gazi'ydi. O zaman ailede şehitlik, gazilik var, var yani. Tabii var. Bir ulemalık da var sanırım. Var. Siirt hepsi, eşrafından olacak. Eşraflarında hatta seyit derlerdi yani. Bilmiyorum artık yani, onların tarafından sacereleri vardı. Hı-hı. Benim bu tarafıma da şeyhlik derlerdi. O zaman öyle böyle yani şeyler, evet, vardı ya. İsimler mi diyeyim ben? Tabii böyle, ki. Tabii öyleydi yani. Güzel de ayrı. Şimdi soy secere bilinmiyor o zamanlar. Soy secere bilinirdi. Kayınvalidemler de çok iyi insanlardı. Yaşları içinde yani büyüdük. Yani kaynanam duldu. Eltim, öyle bir ortamda mı büyüdü Erkan? Tabii. Beyimin halası, beyimin ablası. Yani böyle hepsi o zaman harpten çıkma. Kimse erkek yoktu ki doğru zaten. Hı hı. Bilirsiniz kadınlar pazar diye pazar vardı. Evet. Orada çalışırlardı hanımlar. Fatih'te. Tabii küçük pazardı o zaman. Yani terazi bile kullanmasını bilmezlerdi. Toplu toplu yapardı böyle, koma halinde satarlardı. Yani ben onların yanına yetiştim yani, gördüm onları yani o zaman. Bu hikayeleri de belki de Erkan ta çocukluğunda duydu, dinledi. Tabii aramızdaydı. Sarıkamış Gazisi tabii, olan tabii, bir dedenin tabii, olduğunu. Tabii biliyordu ama Erkan bambaşka bir şeydi yani. O çocukluğunda nasıldı? Çocukluğunda siz ona nasıl işte, o İslami terbiye... İşte diyorum ya, çocukluğunda bile... Hangi gruplarda yetişti, kimlerle tanıştı? Her şeyi çocukluğunda her şeyi kabul ederdi. Hiçbir şey itiraz etmezdi. O huyu vardı. Hiç itiraz etmezdi. Benim küçük oğlum... Uyumlu biraz, bir çocuktu yani. Benim biraz küçük oğlum biraz böyle daha hani hareketliydi. Bak buradan duyuyorsun, kızma bak annesi. İkinci oğlan daha hareketliydi. Bire yolasak kapıda oturdu gitmezdi bazen diyelim. O kalkar giderdi. O her şeye uyumluydu. Hatta Erkan derdi, sen niye bu kadar her şeye uyumlusun? Her şey birden kalkıyor, müdahale ediyor. Düzeltmeye çalışıyor, yardım etmeye çalışıyor. Hiçbir şey itiraz etmezdi. Elinden geldiği kadar yapmaya çalıştı. Gözümün içine bakardı ki bir şey söyleyeyim de yapsın. Peki o 15 Temmuz gecesi de mi ilk çıkanlardan çünkü Erkan Bey? İlk çıkanlardan, hem de çok erken çıkanlardan. Onlara sosyalden mi haber geliyor? Ya da benim oğlum, nereden haber aldı diyorsun? Benim oğlum siyasette değildi ama siyaseti takip eden, dışarıdan takip eden biriydi yani. Çünkü ilk çıkanlardan şimdi biri. Şimdi gelenler hepsi bana diyorlar ki biz senin oğlunu tanıyoruz. Ben de nereden tanıyoruz? Mesela Numan Kurtuş Bey'in hanımı. Diyeyim Fatma Betül'ün annesi, bizim cemaattendi bunlar hepsi. Biz beraber Hatice Sayan abla, Sevgi abla. Sevgi. Hep biz aynı cemaatte, hem aynı semtte oturuyoruz. Fatma Betül karşımda oturuyordu da bekarlığında. Numan Bey hala o tarafta orada oturuyor. Süreyya biliyorsun orada Süreyya babası. Süreyya Yüksel ablamız. Babası falan, Allah rahmet eylesin. Benim oğlumun nikahını bile onlar yaptı. Saadet Hoca yaptı nikahını. Sadrettin Hocam mı yaptı? Tabii Sadrettin Yüksel Hocam. Evet, evet. Metin Yüksel'lerle büyüdü Erkan Pala. Evet, tabii değil mi? Benim bir kardeşim vardı, Halit. O daha büyüktü Erkan'dan. O onun devamıydı yani, beraberdi yani. Hep onu beraber yetiştirdiler, beraber oldular. Cemaatta işte. Ondan sonra kendi tabii iyicene biraz bilgilendikten sonra semtin çocuklarına. Evet. Belki Tarık anlatmıştır işte. Bir semtin çocukları. Tarık Tufan anlattı dediği. Tarık Tufan da bu arada. Bak, hepsi. Size de selamlar Tarık kardeşim. Bütün semtin çocuklarına. Abla sen tek tek saysan o semtin çocuklarını. Ay nasıl sayayım? O kadar çok var ki. Ahde Vefa ya. Vefayı gösteriyoruz. Bayağı isim saydık. Mesela bu Cemil dediğim Nazlı. Cemil Nazlı. Alparslan Nazlı. Ercan Nazlı. Ondan sonra. Cemil Nazlı Bey sizinle de görüşeceğiz. Geleceğim yakında. İşte bu aynı evde oturduk zaten. Tarık Tufan bitişimdeydi zaten. Diyorum ya, Fatih mümbit bir şehir. Boşuna Fatih'te Vefa diye bir semt işte, var. Metin Yüksel'in takıldığı bir vakıf vardı ya Haydar'da. Orada toplanıyorlardı. Tamam. Oradan dağılıyorlardı. Şehit Metin Yüksel tohumu ekmiş. Evet öyle. Oğlum şehit olduğunda
15 tam şehitlerin yeri vardır biliyorsunuz. Orada hı-hı değil benim oğlum. Metin Hüseyin tarafını aldılar. Öyle mi? Orada. Ben, bay, şey, Marmara şehitleri. Hı-hı. Metin Hüseyin'in babası, annesi, kendisi Süreyya. Süreyya abla da orada. Orada hepsi Edirne orada. Kapı şehitliği tarafında. Ha, evet. Çok güzel. Benim oğlum da orada. Ya. Oraya aldılar yani ama çok... Ne kadar zamanda ziyaret edersiniz mezarlığı? Haftaya geçirmem. Allah'a haftaya Allah geçirmem. Nerede olsam haftaya geçmeden döner. Ya abla çok riskli bir soru soracağım. Biliyorum sevgili takipçiler, kızacaksınız bana yine. Yine garip sorular soruyorsun Minan diyeceksiniz. Bak ben garip sorular soruyorum ya. Siz de garip yorumlar yazın. Yazın yorumları, size kitapları yollayın. Esma terapi gelecek. Evim gibi giderim. Genç kıza özel mektuplar size gelecek. Çünkü esma terapi neden? Bol bol dua edelim. Zor süreçlerden geçiyoruz. Rabbimin isimleriyle ona dua edelim. Genç kızlara mektuplarda da diyeceksiniz erkekler yok mu? Erkeklere de geliyor, yakında yazacağım. Onlara geçmişi anlatmak, örneklilik teşkil etmek, o açıdan da bunu da göndereceğiz inşallah. Çok yorum yazana geliyor. Şimdi soracağım garip soruya gelince. Ah. Ya ablacığım. Sabir soyası eğer vardı. Sana da garip gelirse cevaplamama hayır, hakkın var. Arkadaşları mesela. Anne mi çok üzülür? Şimdi sizde şehit bir eş de var. Şehit bir anne baba da var. Eş baba da var. Baba mı çok üzülür? Eş mi çok üzülür? Çocuk mu? Şey vallahi mi? Şimdi eşini ortaya koymayayım. Onun kalbini ben bilemem. Ama çok şey hani hanımdır. Çok sakindir. Evet. Çok metanetlidir. Çok seviyorsunuz gelininizi biliyorum. Metanetlidir. Yani dişe vermeyen bir kişidir. Hmm. Bir tek ben tabii gidemedim morka. Şehit olunca onlar döndü bana geldi. Elime ayağıma sarıldık. Senin oğlun istediği yere gitti anne dedi. Evet. Başka bir evet şey söylemedi. Konuşamadı yavrum. Senin oğlun istediği yere gitti. Çünkü hep şehitlik olmaz isterdi. Hep arkadaşlarla oturduklarında, toplandıklarında. 15 gün arası bile böyle aileye toplamıştı. Hep böyle bir araya toplardı. Yani bir hep beraber olalım diye. Orada demiş ki ben şehit olmayı çok istiyorum. Allah. Gülmüşler ona. İstanbul'da nerede şehit olacaksın Erkan? Hepsi gelip sonradan bana dediler ki senin oğlum bize böyle... Allahu Ekber. Allah'ım hep ama bana derdi, anne derdi ben biraz sıkıldım galiba şöyle yazı kış olmayan bir yere gitmek istiyorum derdi. Hmm. İşte yazı kış olmayan yer neresi? Yazı kış olmayan yer cennet. Anne çok sıkıldım. Biraz yazı kış olmayan yere bir yere gitmek istiyorum. Böyle bir yer mi alayım, bir yere mi gideyim, biraz değişik olsun. Oğlum dedim çok uzağa gitmeyin. Biz yaşlandık, size ihtiyacımız olur. Hı-hı. Anne sensiz gider miyim ben dedi. Hmm. Yani öyle bir değişik bir şeydi yani bilmiyorum yani her sözün arkasında bir şey vardı yani. Her sözün babanın arkasında durumu nasıl yani eşinizin? O nasıl baba karşıladı? Baba erkek olarak sabırlı ama yani çok iyi, çok sabırlı, çok üzgün tabii muhakkak ki. Yaş var tabii. Biraz kaldırması zor oluyor. Onu her şeyi belli etmiyorum elimden geldiği kadar. Hmm. Ama siz kamera arkasında şöyle demiştim Muazzez abla. Ağlarsa ana mı ağlar? Gerisi yalan ağlar. Evet, bana ben kalırsa anneler daha çok ağlıyor dedi. Buradan sevgili şehit eşleri üzülmeyin. Sözüm size değil. Siz de çok üzülüyorsunuz biliyorum ama annelik galiba ama başka bir şey. Anneleri de şehit hanımları da bana onu söylüyor. Teyze diyorlar sen annesin. Biz eşiz. Öyle mi? Onlar doğruyu konuşuyorlar. Biz eşiz ama sen annesin. Ben oğlum şehit olduktan sonra müftün olduktan sonra jenerasyon mezarlığına gittim. O zaman Adem Bey vardı belediyede. Belediyede cenaze işlerindeki Adem Bey, evet. Gittim oraya dedim ne olur dedim. Benim oğlumun yanına hanımına yer verin dedim. Kaç senelik eşidir dedim. Çünkü biliyorum şehitlerinizi defnetmiyorsunuz. Yanına bir yer verin ne olur dedim. Sen dedi nasıl bir annesin dedi. Niye dedim. Eşini istiyorum. Herkes kendini ister dedi. Sen eşini istiyorsun. Ay evet dedi, ya abla. Dedi. Yok dedim. Onun kaç senelik eşi dedim fedakardır dedim. Beraber bir dene çok anlaşıyorlardı. Üç tane çocuğu var dedim. Ay maşallah. Bak dedim yanında sıra var 30 kişi belki mezarlık almış bir tanesinde mefta yok yani. Oradan bana parasına yer versinler ne olur dedim. Evet. Çok uğraştı olmadı. Hemen ayak ucunda iki kişilik ya ben hem sana veriyorum hem eşine veriyorum dedim. Allah razı olsun Adem ne kadar Bey. Güzel. Hem sana hem ona ben yeni gördüm böyle anne gelecek sırf geldiğin için isteyecek dedi. Evet. İşte öyle oldu yani. Çünkü siz şeyi de söylediniz Allah razı olsun. Gelinim evlenirse tebriğe giderim. Giderim isterse yani karışamam ki. Ama... Böyle bir şey olursa da tebrik ederim gelinim. Çünkü sadece yalnızlık Allah'a mahsus dediniz. Allah emretmiş. Sahabelerin zamanında peygamberimiz evlendi mi de şehit olanların eşlerinin hepsini. Evet. İddet zamanı bittikten sonra evlendiriyordu. Ama ben hani gelinim babamı teklif ederim ama yaparsa da kesinlikle kızmam. Tabii ki. Üzülmem dahi. Çünkü cennette yine olacaksa olup beraber olacak zaten. Evet.
Öyle işte, Rabbim sabırlar versin ablacığım. Amin, Allah kolaylıklar amin. Versin inşallah. Her 15 Temmuz'da böyle duygulanırım demiyorsunuz. Siz benim için her gün 15 Temmuz bana diyorsunuz. Her gün aynı. Her hafta mezarlığa gidiyorsunuz. Ben haftaya geçirmem. Bazen ilk kere giderim. Sıkıldım, otururum, sohbet ederim. Temizlerim mezarlığını, ciflerim. İletim. Ne anlatırsınız? Ne sohbet edersiniz? Olayları konuşurum ondan. Akşamları rüyama girer, oturur karşımda güler bana bakar. Hmm. Rüyama da giriyor bu şekilde. Aynı bakışı bakıyor bana, böyle gülüyor. O gece beraber miydiniz? Evleriniz yakın mı? Yok, o Eyüp'te oturuyordu. Duydunuz mu ilk çıktığını? Duydum değil, olayları duyar duymaz önce onu aradım. Çünkü biliyorum, o meydanlarda olduğu için biliyorum. Hep ona derdim ki, böyle bizim bilirsin başörtü eylemlerimiz vardı. Dışarı evet, hep eylemlerdedir. Hep eylemlerdeydik. Derdim ki Erkan, yani tamam ben de çıkıyorum senin gibi. Ben de bir süre yalan. Hep eylemdeydiniz abla. Ama dedim, sen çok önde hareket ediyorsun. Biraz önden dursa durmasan derdim. Anne derdi, sen sahabeleri bilmiyor musun derdi. Demir taraktan etlere taranmış. Benim dedi, ne olur bir jop yiyeceğim ya da bir köpek ısıracak beni orada dedi. Polisin şu köpeği ısıracak ya da bir jop yiyeceğim dedi. Niye korkuyorsun anne? E oğlum dedim, işte anneyim. Hani ne kadar koşuyorsam da gözüm ondaydı yani. Evet. Mitinglerde. Çünkü hep ya konsolosluktaydık ya şey hastane kapılarındaydık. Çünkü zor süreçler hep yaşadık. Tabii. Hakeza bile. Hani biliyorsunuz, doktor hanımı attılar müzeye. O günleri bile oralarda durduk. Süreyya Dallan yani. Yani elhamdülillah en sonunda muradımız oldu. Başörtüler çok şükür oldu. Elhamdülillah. Bak, benim şükür. Abisi kızımı bile okutmadı beni başörtüden karma olunca. Değil mi? İstemedi. Özel okula verdim. Bunu da benim kız biraz istemedi o özel okulu. İstiyordu yani, okul istiyordu. Yani zorunlulukla yaşadık. Her şey önden yaşadık. Şimdi o gece siz hemen Erkan'ı aradınız. Hemen aklım onda, ben bile o hemen çıkarttı. Ne dedi, ne yaptı, cevap neydi? Cevap verdim bana. Üzülmeyeyim diye, korkayım diye. Hiçbir tarafıma cevap vermedi. Ama dışarıdaydı. Tabii canım, ben biliyorum dışarıda olduğunu. Hmm. Öbür oğlumla konuşuyorum, arkadaşlarımla konuşuyorum. Hepsinden konuşuyorum. O bana cevap vermedi. Çünkü merak edeceğimi diyeceğim diye kesin cevap vermedi. En sonunda dedim, neden cevap ver? Onun şarjı bitmiştir dediler bana. Halbuki alakası yok. Devamlı sosyala yazı yazıyor. Hmm. Görüyorum, devamlı arkadaşlarına yazıyor, sosyala yazıyor, gruplara yazı yazıyor, ortama yazı yazıyor. Bugün çıkmayacağız, dündür, bugündür, ne zaman çıkacaksınız diye, hanımlar gibi evde mi oturacaksınız diye arkadaşlar neler yazdı. Hatta Suriyelilerin zamanı vardı orada, hala Suriyelilere bastıran etkisiniz, bakın bizim halimiz ne olacak dedi. Yani çok şeyler bende dolu. Keşke gelip görsen o yazıda. Belki de gösterdim sana, bilmiyorum. Birkaç da tabii gördüm abla, geldim. Ondan sonra öyle bir yani bir ortamdı. Baktım hiç gece, tabii bütün gece üstümde uçaklar geçiyor, ses bombaları geçiyor. Ben tabii yakındım ya Büyükşehir'e. Evet. Balkonda oturup devamlı Kur'an okuyorum. O Eyüp Sultan'dan Büyükşehir Belediyesi'nin önüne geliyor. Önce Sütlüce'ye gidiyor. Orada askerleri çıkartıyorlar polis etesine. Oradan vatana gidiyor. Vatandan da öyle oluyor ama vatandaki polisler bizi yalnız bırakmayın diye oğlanları orada bırakıyor. Oğullarını. Tabii onları bırakıyor. Ben oğullarını diyor, da almış gitmiş. Tabii ben diyor, gideceğim şeye diyor, hava alınacağım. Cumhurbaşkanı duydum geliyor diye. Artık kaç saat sonra hani. Ondan sonra çıkıyor gidiyor, yol kapalı gidemiyor. Arkadaşlar böyle bunlar sonra bana arkadaşlar anlattı. O cevap vermedi bana çünkü hiç. Yol kapanıyor, gidemiyor havaalanına. Dönüp Büyükşehir'e gideceğim diyor. İnan ki şu Alparslan var ya, anlatıyor bana şimdi Nazlı. Mazeret, omuzundan çektim. Erkan, oraya gitme, çok karışık. Allahu Ekber demiş, oraya gitmeyeyim, nereye gideyim. Çünkü biliyorsun tekvando hocası dedi, cesaretliydi dedi. Bir anda dedi, baktım dedi, askerle diyalog yapıyor dedi. Nasıl geçti, nasıl gitti öne dedi. Nasıl yaptı dedi, öne geçti dedi, diyaloğa girdi askerle dedi. Hani nasıl yapıyorsun bakan dedi. FETÖ'cü askerlerle. Tabii biz hani halkız, sen kime silah sat, şey diyorsun diye. Diyaloğa girdi, o anda dedi. Oradan birisi demiş ki, daha ne dinliyorsun bunları, tarasana. 17 kişi tarandı. Hepsi buradan tarandı ve aynı konuşmaları mahkemede bana anlattı askerler. Konuşmalarını da dinledim mahkemede. 15 Temmuz mahkemeleri vardı Sivri'de. Evet. O sanki yani oğlumun konuşmalarını orada bana anlattı asker, hepsini duydum. Evet. İşte öyle yaşadık ama tabii ben bir şey çeyrek kala falan hani siz yani olmuş bu olay. Ben sabah da oldu duymuyorum, öğlen oldu duymuyorum, arıyorum. En sonunda benim küçük oğlum dedi, anne dedi, galiba dedi hastaneleri arayacağız, Erkan yaralanmış galiba dedi bana. Çünkü oğlu demiş ki, ben babamı yaralı gördüm. Oğlu bakmış babasından ses çıkmıyor, vatandan çıkıyor yukarı doğru. O zaman Medipol Hastanesi vardı Fatih'te. Evet. Babasını orada kan masajı yaparken görüyor gece. Ha. Hemen orada çocuk yığılmış basın öyle görünce, can kurtarmaya koymuşlar. Oğlum hadi siz babamdır, benim babam değil demiş. O da bir anda değişmiş çocuk. Ortancaoğlu.
aklı başına geldikten sonra amcalarını, annesini anlatıyor, babamı yaralı gördüm, arayalım diye. Sabah oluyor öğle ederken, sabah oluyor. Öğlene doğru diyorlar ki Erkan Pala diye biri yok ama kimsesizler var hani, nüfus kağıtsızlar hani. Eğer sen mani ederken nüfus kağıdı bu cebinde kalmış, kanlarına yapışmış, görememişler onu da. Sonra diyorlar ki gidin morgda bakın, kimler tanırsınız belki. Küçük kardeşim, öbür oğlum yürüyor, abisi de morgda görüyor. O vakit anlaşılıyor, vefat etti. Cuma'yı zaten öğle üstüydü. Allahu ekber. Ama ben devamlı artık akrabaları arıyorum, onu aramayı bıraktım. Gelinimi, ötekini, çocukları, yeğenlerimi arıyorum. Ne olur Erkan'ı bulmadınız mı diye. En sonunda gelinim, küçük oğlumun hanım, ne söyleyeyim anne sana dedi, anladım zaten. Tek başım bizim evin içinde. Evet. Ne söylense ki sizi rahatlatırdı, hiçbir şey? Yani bilmiyorum, o anda tek başım olduğum için biraz zorlandım tabii. Ne diyeceğimi şaşırdım, aklımı kaçırdım, kapıları açtığımı hatırlıyorum. Sokak, evet, çok zor bir durum gerçekten. Evde tek başımaydım, kapıları açtığımı biliyorum. Dışarıma çıkmak istedim herhalde. Ya tabii camımı açmak, ne yapacağımı anlamadım. O anda kendimi biraz kaybettim. Çünkü ben gece tam oğlum vurulacağı saatte çok bir şey yaşadım. Elimde Kur'an okuyordum. Hissettiniz mi abla? Kur'an okuyordum yine. Şöyle uyumadım da böyle bir içim geçti yani şöyle. Hissettim kendimi böyle bir kocaman bir kazan önümde, içi yemek dolu. Ay dedim, bugün bana çok kalabalık misafir gelecek. Dikkat edin bu yemeklere hani böyle. Sanki böyle kelebekler uçuşuyordu etrafında. Devamlı kelebekler uçuşuyordu. Kelebekler melek gibi derler ya. Ya evet. Bunları toplayın dedim, bak bana misafir gelecek dedim. Bu yemeklere dikkat edin dedim. Böyle bir içim geçti ama hiçbir şey düşünemiyorsun ki o anda. Tabii. Sonradan onlar aklıma geldikçe anladım ki o zata vurulmuş. Çünkü şeyden de böyle yani attığı tweetlerden. Tweetlerden böyle. Son dakikaya kadar zaten atmış, hep atmış, uyandırma yaptı atmış, sivil atmış. Evet. Sosyal medyada. İşte sonra. Hayır, benim bile konuşurken dilim dolanıyor sevgili dostlar. Hepsi tabii, herkes bu sefer hastasını, ölüsünü hastanelere akın etti. Evet. Bizimkilerde hepsi oradalardı yani, kardeşleri, yeğenleri, gelinler hepsi. Ortada işte görüyorlar. Ondan sonra oradan dönüş bana geldiler. Gelin işte en son bu lafı dedi bana, anne dedi, senin oğlu istediği yere gitti dedi. Evet. Biz ne yapacağız bilmiyorum dedi artık. Onu istediği yere göndermek noktasında öyle bir eğitim vermişsiniz ki orayı istemiş, talep etmiş. İstiyordu. O nasıl bir eğitimdi? Nasıl bir anne-oğul diyaloğuydu? Ne diyeyim sana, benim fetva makamımdı. Her şey. Ama siz onu yetiştirdiniz. Ama siz nasıl, ne yaptınız? O da, yani o da, onu özgür mü bıraktınız? Özgür çok mümkün bir cemaatin içine teslim mi ettiniz? Onun hiçbir işine, çünkü yolunu biliyordum. Hiç o çocukluk dönemlerinde. Yolunu, düzgün olduğunu biliyordum. Hiçbir şey etmedim. Takipteydim ama bakıyordum kimi. Arkadaşlarını takip ederdim. Hep benim huyumdur. Gizden takip ederdim. Eğer beğenmediğim birisi evlerine giderdim. Kesinlikle. Beğendiğiniz arkadaşları kimlerdi mesela? Evet, Metin Yüksel. Evet, Tarık Tufan. Onlar benim kardeşim. Onlar tabii yani böyle, onun daha büyükleri vardı. Hani o kimler zaman var mesela? Daha tanıyabileceğimiz. Büyükler. Çocukluk arkadaşları vardı. Okul arkadaşları vardı. Çocukluk arkadaşları vardı. Dürüst olanları yani. Dürüst olduklarını biliyordum. Onlara kesmiyordum. Evet. Ondan sonra sonradan işte zaten kendisi Metin Yüksel'den sonra kardeşim Halit'ten beraber, öbür çocuklardan beraber çok düzgün bir cemaat oldular. Sadullah vardı, Sabir diye bir arkadaş vardı, Melle Yusuf vardı. Hani bunlar semtin insanlarıydı. Hepsi dürüstler, hepsi Allah yolundaydılar. Oğlumu da çok severlerdi. Halen de şimdi gelip derler bana, teyze nasıl yetişti bu çocuğun derler bana. İşte ben de aynısını merak ediyorum. Böyle der. Dedim ki vallahi Allah vergisi, ben bir şey yapamam ki, ne yapabilirim? Allah'ın vergisi. Ama dua etmişsiniz zaten. Hep dua derdim. Ailelik sürecinde dua etmişsiniz. Hep dua diyordum. Evlendirmeye kalktığımda bile anne dedi, bir şey istemeyeceğim senden, üç şey isteyeceğim senden dedi bana. Ne istiyorsun yavrum dedim. Dedi ki bana dedi, alacağın kız dedi, İslami gelinlik giyecek dedi. İslam yolunda çalışacak dedi, haremlik sağlık yaşayacak dedi. Olmayansa ben beklerim anne dedi. Beni oruçlu bil dedi. Hiç benim için üzülme dedi. Bizim de o zaman daha kooperatifte evim vardı. Bitmesini bekliyorum evlenmek için. Yanıma da gelirim o dedi, benim erkek kardeşim var dedi. Hani olmaz dedi anne, beklerim dedi. Hiç dayanamadım. Hemen evi boşalttım, gittim annemlerde bir odada oturdum. Annemlerin böyle giriş katı vardı bir oda. Oturdum, boşalttım evimi, iş odamı solum. Ben bu çocuk Müslüman çocuğu bırakamam dedim. Ev bitinceye kadar dedim. Hemen evlendirdim orada, 3 ay içinde. Evet. Yani
Öyle de bir gelin buldunuz zaten. Tabii. Çok şeye gittim. Kimse kabul etmedi bu şartları. Allah razı olsun onlardan. Hemen zaten Muazzez vardı. Şükür Muazzez'imiz vardı bir tanesi. Evet. Muazzez ablamız da Allah razı olsun. O bana gösterdi zaten onları. Cemaatimiz çok güzeldi. Yardımcı ya, birbirimize. Elhamdülillah. Hepsi Süreyya olsun, olsun Sabiha Ünlü olsun. Evet. Onlar cemaatimiz çok güzeldi. Hepsi Emine Şenlik. Hepsi bir ara verdik. Emine Şenlik oldu. En sonunda eşler evlendirdik. Nikahını da Allah razı olsun Saadet Hoca yaptı. Hatta mehir istenir ya. Ha? 200 gram altı isterler. Biz de bir nikah yaparken söyledik. Ya olur mu bu kadar? Olur olur. Şey yapacağım dedim ben oğluma dedim. Her şey yakışır ona. Yani hiçbir şeyini kısmadım. Evimi verdim, mehirini yaptık. Düğünü yaptık. İki tarafı erkek kadın ayrı yapıp. O zaman Fatih'te ne düğün salonu vardı ya. Evet, renk düğün salonu vardı. Hacegan mı? Sonra? İşte yaptık çok şükür. Güzel oldu. Çocuk oldu arka arkaya. Elhamdülillah. Çok güzel oldu. Çok iş yerlerine girdi. Çok çabuk çıkıyordu yalnız. Onu üzülüyorduk bazen. Niye çıkıyorsun oğlum diyordum. Anne diyordu. Ben yanlış olan yerde duramam. Oğlum iş bu azıcık. Allah benim rızkımı verir derdi. Evet. O kadar çok dikkat ederdik yani içeride hiçbir iş yerinde, çünkü bir idareci olarak girerdi. Hiç yanlış olmasını isterdi. Servisin bile saatten kalkmadığı işte durmazdı. Allah'a ben burada sorumluyum derdi. O servis saatten kalkacak derdi. Hani patronun izin vermese, kalkmasa işine gelmezdi. Çünkü onun evi, ailesi vardı bekleyecek. Onun servisi vardı derdi. Yani her şeye çok dikkatli, çok inceydi. Onu yollarlardı konuşmaya. Eğer o sol gittiğin otelde içkili bir otelse kesin demen orada konuşma yapmam derdi. Oraya ben oraya girmem derdi. Yılbaşında hediye verseler kesin almazdı. Hani isim vermeyeyim. Vermeyim çalıştığı evet. Bir iş yerinde. Hanımları bana böyle yaptı. Ben bak hatası bak. Mazeret teyze dedi. Allah senden razı olsun, oğlundan razı olsun dedi. Sonradan ben sana ismini söylerim. Ne oldu? Tamam. Dedim bir şey mi yaptı benim oğlum dedim. Hata mı? Yok dedi. Senin oğlun dedi bizim o kocalarımıza ders veriyor dedi. Yanında çalışıyor mu dedi ders veriyor dedi. Anlattı sonradan bana olayları. Yani her yerden takdir aldık. Evet. Oğlum yani aldık. Her yerde İslam'ı ön plandaydı Erkan Pala için. Kesinlikle maddeler düşünmeyen çocuktu. Evet. Ondan sonra geliyordu diğer noktalar. Allah'ın rızasıydı derdim ön planda. Derdim ki Erkan bir yerde ihtiyacı olan vardı. Beni cebine atardı. Ne çıkarsa alan ne verdi. Bakmazdı zaten. Allah'a emanetler. Yani bir olay anlatsam sana yani anlatmak bilmiyorum doğru değil ama artık nasıl o hayattaki anlattırmazdı da şimdi anlatayım arkasından. Şehit zaten örnek olsun inşallah. Dün gün beni aldı herkese. Evine getirdi yani bazen bizi eve getirdi akşamları ama nasıl kar soğuk hava döndük arabaya binecek iş yeri arabası vardı. Arabanın karlarını temizliyor falan Erkan dedim üşürmedin mi dedim giysene daha yeni sana mont aldım derdim. Hani bir hediye etmiş bana mont hediye etmiş gelmişler. Giysene montunu oğlum dedim bu soğukta böyle kar. Yok anne üşümüyorum. Ya, ısrar edince ben anne dedi onu birine verdim. Oğlum niye verdin? Üstünde bir şey yok bırakmıyorsun. Allah'a anne dedi ben arabadayım üşümüyorum ki dedi. Yolda üşüyen birini gördüm verdim dedi. Sustum. Yolda yürüyorken arabada eyvallah. Kimi görmüşse dışarıda çıkartıyor. Montunu veriyor kendimi imtihanlarını soruyor. Evet. Ben arabadayım üşüyorum anne derdi. İşte Rabbim de ona ikram ediyor. İkramların en güzeliyle de şehit makamı. Benim eniştelerim hepsi ayakkabıcılar, kız kardeşlerimiz, 5-7 kız kardeşimiz. Hepsi hep ona hediye getirdi, ayakkabı getirdiler. Bak derdi, ayağımda var derdi şu anda. Bana verirseniz birine vereceğim ya da siz verin derdi. Allah bak verirseniz birine güzel. Vereceğim ya da siz verin derdi. Ben iki tane bir araya koyamam derdi. Bu kadar çok dikkat eden çocuk ben bilemem yani. Ben nefis, yani ondan ben de etkileniyorum da şimdi. Ama yani herkes bu nefsi koruyamaz. Diyorsunuz ki Allah vergisi. Yani bu Allah vergisi. Yani bu benim elimde olan bir şey değil yani. Ha ben çok seviyordum İslam'ı. Mesela Kur'an derslerine giderlerdi. O gün ışıklar mı söndük zemin katlarında? Kirpit verirdim ellerine. Mum verirdim. Sakın yakın yine o zemin kata gidin dersinizi bugün alın derdim. Yani dersiz kalmayın derdim. Yani bir gün bile geçirler soğurlar diye derslerinden. Yani çok dikkat ediyordum okulda, orada, burada, peşlerindeydim ama istemese yapmazdım. Evet. Allah vergisi olmasa yapmazdı. O zaman bunun için mutlu olmak lazım. Rabbim onu en güzel makama nail etti. Ben onun şehitliğine şahitlik ediyorum. İnşallah etraftakiler de şahitlik ediyorlar. Biz de şahidiz. Biz de şahidiz. Çünkü şehide şahit lazım. Her gelen diyor şahidiz. Ki biz senin oğluna şahitiz. Rabbim Cumhurbaşkanı böyle dedi. Senin oğlun Allah için gitti dedi. Evet. O böyle geldi. Allah Cumhurbaşkanımıza da zeval vermesin. İnan ki yani her yerde söylüyorum bunu yine söylüyorum. Oğlumun yüzünde bir parlaklık nur vardı. Cumhurbaşkanı da aynısını gördü. Diyebilir miyim? Diyebilir miyim? Bakamadım. Hani bana geldiğinde yüzüne bakıp konuşamadım. Tıkandım. Hani hanım olmasa belki söylerdim hanımın yanında da konuşmam. Yani böyle bakıyordum. Bugün bir bakış Erkan'a bir bakıyordum. Bir bakış onun sanki. Evet.
Çünkü hizmet eden birileri ya. Evet. Rabbim hizmet edenlerin sayısını arttırsın. Devlete kesinlikle hiçbir gün bir şey demedim. Benim oğlum Allah için gitti, ümmeti için gitti. Ama devlet vatanı için gitti. Vatanı için gitti. Elhamdülillah. Allah bin kere razı olsun, çünkü evli olduğu için her şey evli olan aileye yapılır. Şehit ailesi. Evet, kanun öyledir. Bekar olanların ailesi bekarlı. Ben hiç beklentim yok. Hiçbir şey istemedim. Ama gelinimi çok şükür hiç eksik bırakmadılar. Allah razı olsun devletimize. Benim oğlumun adını bile koydular, bilirsiniz. Yavuz Selim Sultan Hüseyin Durağı'na koydu adını, onu da bile sildirdim. Allahu Ekber, niye abla? Sildirdim çünkü ne kadar benim oğlum fedakarlık etmiş ya, şehit olmuşsa bu yolda. Yavuz Sultan Selim'in de başka türlü hayatı var, bilirsiniz. Türbesi orada, camisi orada, insanlar gelecek. Yanlış yerde Erkan Palar, ben bunu yediremedim çocuğuma. Bir sene uğraştım, sildirdim çünkü çok zor silindi. Sonradan teşekküre geldiler. Biz düşünemedik, sen düşündün dediler. Allah razı olsun abla. Ablayla konuşacak çok konu var. Programı kesemiyoruz ama velakin vakit doldu sevgili dostlar. Biz 15 Temmuz'u Ahde Vefa programında böyle andık. Şehitimizin annesini biraz ağlattık. Hakkını helal etsin inşallah. Bir şey daha söyleyeceğim kesinlikle. Son olarak da söyle abla. Söyle. Bana hani 4 senedir biliyorsun belediyelerde değişim olur. Kaymakamlarda değişim olur. Hepsi bana gelmeden ben giderim. Bak adımın, oğlumun adını burada kullanmak yok. Siz yeni geldiniz. Benim oğlumun çevresi çok. Bir tek şeyini duyarsam burada kullanıldığını hakkımızı helal etmem diyorum. Onlar da bana geldiğinde diyorlar ki biz sana hakkımızı helal etmem. Ergün Bey, Bürgün Bey. Maalesef abla sana hakkımı helal etmem. Ne yaptın? Belediye başkanımız mı? Fatih Belediye Başkanımız. Neden dedim? Hiçbir gün benden bir şey istemedin dedi. Dedim ne isteyeceğim dedim. En güzel mertebede oğlum var dedim. Daha ne isteyebilirim senden dedim. Yani böyle hepsi benim üstüm, Allah razı olsun devletten, hepsi geliyorlar, bir emrin yok mu diyorlar, başka bir Allah şey demiyorlar. Hiçbir şey istemiyorum. Rabbim devletimize zeval vermesin. Dua etsinler, Allah onlara dua edeyim, Allah Rabbim onları korusun, amin. Devletimizi korusun. Çok büyük bir şey atlattık. Elhamdülillah, bir daha da Rabbim yaşatmasın. Yaşatmasın inşallah, ne diyecek bir şeyim yok, dua edeceğiz, yapacak hiçbir şey yok. Allah razı olsun ablacığım. Çok zor şartlarda, çok duygusal bir atmosferde, bulunduğumuz mekanda biraz tehlikeli yerlerdeyiz. Sonra anlatırım bir ara kamera arkasında sizlere. O yüzden sesler falan var kamera arkasında. Programı burada hemen en acil şekilde kesiyoruz sevgili dostlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Siz yorum yazın, kitapları da size hediye gönderiyoruz. Allah'a emanet olun, görüşürüz.